Yeni bir vlogumuza hoş geldiniz. Ben işleri bitirdim. Sabahki çayımın altını açtım, ısıttım. Sizler de öyle yapar mısınız? Sabahki çayı hemen döker misiniz yoksa gün içerisinde onu içer misiniz? Ben bazen içiyorum. Bazen akşama kadar dokunmuyorum, sonra döküyorum falan filan. Ama birkaç saat oldu zaten demlemiştim. O yüzden de bir fincandan bir şey olmaz dedim. Şimdi saatlerimiz 3.30. Ben alt kattaki işlerimi %90'ını bitirdim. Bakın %90. Diğer videoda size aynamı gösterecektim ama kargo gelince unutmuşum. Onu şimdi göstereceğim. Daha sonra nedir onun adı? Çayımızı içelim, sonra yemek düşünmem gerekiyor. Mira'ya ara öğünü yaptırdım. Bir tane muz, sonra diğer videoda göstermiştim ya, kabak çekirdeği ve ceviz öğütülmüş vardı. Son kalmıştı, onları da ona verdim. Daha sonra biraz da yoğurt koydum, sulandırdım, verdim, onu yedim. Şimdi ben de çay içeceğim. Kargo demişken şöyle iki tane şey geldi. Nedir? Keratin milk. Saçlara yani saç spreyi, öyle söyleyeyim, bunu kendim için aldım. Aslında bunu iptal etmiştim ama demek ki bir tanesini iptal etmişim. Normalde 3 al 2 öde kampanyası vardı. Ve ben bunları iptal ettim diye biliyordum. Bir baktım bir tanesi iptal olmuş, ikisi gelmiş. Neyse, kullanalım, bir şans verelim bakalım saçımıza. Bunlar yukarıya çıkacak arkadaşlarım. Şu silikonlarımı yıkadım, buraya koydum. Şuraya bakar mısınız? Sorsanız ki Feride bunların hepsini kullanıyor musun? Evet, kullanıyorum. İnanın hepsiyle böyle haşır neşir olmuşluğum var. Bunlar zaten daha yeni geldi. Sabah almıştım. Hepsini kullanıyorum arkadaşlar. Severek de kullanıyorum. Bu saksı da vallahi çok da çok çok işime yaradı. Şimdi Mira'ya birazcık su vereyim. Haydi bakalım, ben size şeyi, aynamı göstereyim. Ondan sonra geleyim bir çayımı içeyim. Hava bayağı bir kapattı arkadaşlar ama sıcak. Klimayı kapattım, durulmadı. Gece gene kliması yatılıyor ama gündüz hiçbir şekilde oturulmuyor. Burayı güzelce silmiştim zaten, görmüştünüz. Burayı da sildim. Bunu yolluğu yıkamıştım, getirdim. Serdim, ondan sonra o şeyini yesin annesi. Annesi yesin bunu. Uykusu geliyor, biraz mızır mızırlanıyor ama yatırmıyorum. Birazcık şununla 5-10 dakika böyle ayakta tuttum. Şimdi şey yapacağım, yine çayımı içeyim. Daha sonra yemek düşene kadar bunu biraz gene ayakta dikeceğim. Güzel ara öğünümüzü de yedik çok şükür. Ortalığı topladım, salonumun örtülerini çırptım, silkeledim, geri astım, serdim. Burayı süpürdüm, bir tek silme işlemi kaldı, onu da birazdan yaparız. Havaya bakar mısınız nasıl kapattı? Haydi bakalım geçelim. Tatatatam, uzun zaman beklediğimiz şey. Evim temiz, Allah'a şükürler olsun. Üst kat biraz çamaşır falan var, onları da şimdi halledeceğim. Miyarencik burada. Size nasıl göstersem ki şimdi? Şu taraftan önce göstereyim. Tamam. Sesini kısar mısın? Bu güzel kızı açtım dedim, altlarını falan şey yapsın, süpürsün. Ve aynamız böyle oldu. Bence çok güzel oldu. Bir düşündüm, dedim ki çay ne dedim, acaba şöyle mi yapsaydık, buraya oturtturup öyle mi yapsaydık, hem buradan destek alırdı, yani sallanmıyor, şey yapmıyor ama yine de buradan mı destekleseydik. Sonra dedim neyse böyle olsun. Şimdi buranın aynası zaten bir tık daha büyüğü gelecek. Şimdi Yaren'im sesini kısar mısın? Kısar mısın yine? Bak hem makine çalışıyor hem oradan ses geliyor. Bir iki dakika kıs ya. Yani buranın büyük ihtimal bugün gelir. Bilmiyorum, bugün gelmese de yarın gelir. Nasıl olmuş söyleyin bakalım. Şöyle bir şey oldu arkadaşlar. Ben çok beğendim. Hem bununla da takım olmuş oldu. Bakın hem orada siyah çerçevesi var hem burada. Ve şöyle üstten de göstereyim mi size? Normalde şöyle gösterelim. Allah, şuraya kadar geliyorsun. Ve sıcacık. Ay senin o iki dizini yerim gülüşünde beraber. Anneşlerim benim. Şöyle indiğim zaman şurası çok kötü gözüküyordu ya. Orası kapandı arkadaşlar. Ve bakın bakın böyle oldu. Yani artık aynam var burada. Yukarıya da yani lekeleri vardı ya, biraz geçti gibi gibi. Ha şöyle, en azından saçıma tipime falan bakmayın. Bu telefon niye karar? Ekranı kararmış da.
Çok az böyle lekeleri var ama onları da geçiririz inşallah. Zaten buranınki geldikten sonra bakın yine de gözüküyor böyle tek tük. Geldikten sonra bunu tekrar yukarıya çıkaracağım. Çünkü yukarıda da bana ayna lazım. Yani üstünü giyindiğin an orada daha çok işime yarıyor. Burası da böyle. Şöyle de göstereyim arkadaşlar. Bence gayet güzel oldu. Ve uyum sağladı yani bununla. İlerleyen zamanda şu dolabı... Ha? Şimdi değil anneciğim. İlerleyen zamanlarda şu dolabı IKEA dolabına değiştireceğim. Aynı dolap ama sadece bir tık daha kısa. Burası daha iyi olur. Tamam yarenim, tamam. Ben konuşurken 40 kere söylüyorum ki lafa girme. Bitireyim sonra konuş. Niye bu çocuklar böyle, ben anlamıyorum. Böyle oldu işte aynamız. Bence olmuş mu? Böyle olmuş. Güzel oldu. Ben en azından benim içime sindi. Bu 60'a 180, 70'e 180 gelecek. Burayı neredeyse kapatır. O daha iyi olur arkadaşlar. Dediğim gibi ilerleyen zamanlarda da bunu değiştiririz. Veya böyle de kalabilir. Çünkü bu çok böyle sallantılı bir dandikli. IKEA'nınki daha güzel yakışır. Şöyle genel anlamıyla evimiz böyle oldu. Bu yıkandı, temiz. Mutfağınki de yıkandı. Astım onu. Bu güzel kız buraları süpürsün. Şu koltuklar bir yıkansaydı. Hava böyle esintili. Merdiveni getirip şuraya şey yapmam lazım. Havamız güzel, esintili ama sıcak. Halıya bakın, şöyle astım. Yaren odasından. Oradan güzel güneş bakıyor, kurur. Onu da akşama sererim arkadaşlarım. Şöyle bir sakinlik. Geçen size sormuştum ya, o bu evi satıp diğer evi alır mıydınız? Siz olsanız ne yapardınız? Şurada bir şeyler yapılıyor ya. Şurada böyle yaklaştırayım da bakın, şurada görüyor musunuz? Şey yapılıyor. Yol, bir şey, taş falan. O güzel oldu aslında. Orası da aslan bucağı çıkıyor. %50. Yani bazılarınız demişsiniz ki evet çok güzel olur, müstakil, kendine ait bahçesi falan. Ya zaten satılık değil arkadaşlar. Satılık olsaydı ben öyle bir istiyordum. Şahin'de sorun, ilanda da yokmuş zaten. Bazıları da Feride senin evin daha güzel, daha güvenli, işte site içi falan diyenler de olmuş. Tabii ki yine evimiz var. Allah'ıma binlerce kez şükürler olsun. Rabbim isteyen herkese nasip etsin. Olmayan herkese nasip etsin. Şükür gene evimiz var arkadaşlar. Yine de eşim de ben de kendi bahçesi, kendimizin bahçesi ait olan bir ev istiyorum. Yani müstakil evden yanayız. Ha, buralardan da gene şükür. En azından karışanımız yok, şey yapanımız yok. Yani güvenlik açısından güvenilir bir yer. Sessiz, sakin. Yani bazen böyle diyorum keşke merkezi bir yer olsa. Bazen de diyorum ki yok, burası tam bana göre. Çünkü geçenlerde 2-3 gün böyle üst üste hastaneye gidiyorduk ya arkadaşlar. Şahin de diyor, ben de dedim ki yok ya, böyle merkez bize göre değil. Kalabalık, gürültü, arabaların vızır vızır gidip gelmesi gerçekten bize göre değil. Biz böyle iyiyiz. Sanırım uzun zamanda Allah nasip ederse tabii ki oturacağımız ev burası mı olur? Artık böyle müstakil bir ev mi denk gelir falan bilemem ama en azından bu bölgelerdeyiz gibi gözüküyor. Halım orada. Gideyim şimdi çayımı içeyim, bir de yemek. Yaren makarna istiyor. Ben makarna istemiyorum. Mira için böyle sulu bir yemek olsun istiyorum. Şurayı da açalım anneciğim, şey olsun böyle. Yeşillik görsün gözümüz. Şöyle minnoş minnoş. Bunu niye çıkardın? Bu gülü niye buradan çıkardın? Bu çiçek burada ya. Burada kalsın. İşte bu odayı bir bizim güzel süpürsün, ondan sonra şey yapacağım. Tamam. Burayı da sileceğim. Bir de koltukları, koltuk yıkamanın cevap verdiği de yok. Bir aradım, bakmazlar. O yüzden kendim makinemle böyle bir günü de ona ayıracağım. Ama şey, bugün ayın kaçı? Bugün pazartesi. Hayırlı hafta diliyorum hepimize arkadaşlarım. Güzel haberler alacağımız bir şey olsun. Hafta olsun. Şu perdeyi niye çekmemişim? Ha, dışarıya çıkacağım. Yok, bir şey, fileyi getireceğim. Salıyı da atlatalım. Çarşamba günü Miram'ın fizik tedavisi var. Dingirik dingirik dingilik. Dingilik dingilik dingilik. Gel. 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 Hayır. Hayır, yatma. Öyle almayacağım seni. Hayır. Kalkacaksın ayağa. Gel buraya. Ayağa kalkacaksın. Ayağa kalkacaksın. Tıngır mıngır. Hülya abla mesaj atmış. Mira'nın takırtı tukurtusunu özledim diye.
dedim vallahi dedim burada olsaydın derdin ki yeter artık Feride sustur şu çocuğu. Öyle dedim ses çıkarayım. O taraf güzel esiyor da bu taraf sıcak böyle. İnsana yüzüne vuruyor. Havuzda hiç kimsecikler yok. Yavaş yavaş zaten artık havuz sezonu kapanır. Böyle Ekim gibi falan kapanır diye düşünüyorum. Sonra o mavi görüntünün yerine böyle yeşil bir görüntü göreceğiz. Kışın çünkü şey olmuyor. Temizlenmiyor. Boşu boşuna niye masraf olsun? Kimse şey yapmıyor yani. Bence de en doğrusu o arkadaşlar. Ne gerek var şöyle ne güzelmiş ya. En doğrusu da bence o. Yani kışın zaten kullanılmıyor. Niye bir sürü ilaçlama falan olsun ki? Yazın gayet güzel tertemiz bakılıyor. Şimdi şu fileyi almak için geldim. Hazır çay içiyorken de şey birazcık erikle falan çayımızı içelim arkadaşlar. Anneme dedim ki şey yap. Bu kış dedim benim için biraz dedim pastırma kurusana. Annem de diyor ki ah kızım benim keşke diyor böyle kuş olsam da diyor istediğin diyor ne varsa diyor getirip versem de gitsem. Annem çok güzel pastırma yapar. Burada pastırma seviyorum ama arkadaşlar çok şey oluyor ya çimen böyle çok baharatlı falan oluyor. O yüzden de şey yiyemiyorum. İşte annem de öyle diyor keşke diyor kuş olsam da diyor istediğin şeyleri getireyim versem de gitsem. İşte evladım biri böyle uzakta oldu mu. Hadi bakalım. Çıkaralım. Birazcık sıkıştırdım. Eriğimizin tadına bakalım arkadaşlar. Adı şanı yok. Ama yapacak bir şey de yok. Ne yapalım? Şimdi şuradan bir tane şey çıkarayım da. Nereye koysak? Kahvaltı takımımı çok çok beğenmişsiniz. Çok çok teşekkür ederim. Daha güzelleri sizin olsun inşallah. Trendyol'dan aldım arkadaşlar. One Dekor sayfası. One Dekor. Ben sadece şeyine dikkat etmedim. Porselen olmasına dikkat etmemişim. Ama keramikada şey seramik yani keramika ben Rusça söylüyorum da seramik olmasına dikkat etmemişim. Porselen olmasına dikkat etmemişim ama sıkıntı değil dediğim gibi kullanıyorum. Şöyle kız eriklerimiz ne güzel kurumuş maşallah. Vallahi benim anam bir tanedir. Et kurutuyor annem bunun içine biliyor musunuz? Her şeyi kurutuyor. Çünkü bence çok da güzel pratik şey arkadaşlar. Sadece burada et kurutamam yoksa onu da kuruturdum da kurumaz işte. Böyle elmayla eriği karıştıracağım. Zaten ikisi de yenilecek. Bak şimdi ben buraya geldim ya bizim süpürge de gelir buraya. Gelir. Niye gelmesin? Bunu da biber de kurutabilirim. Domates de kurutabilirim ama domates öyle çok da kuruturucu sevmediğim için uğraşmam yani. Böyle kahvaltıda kekikli falan güzel oluyor da. Eriğin tadına bakalım mı? Bizlerle beraber böyle bir. Zarif diyor ki sen diyor mukbang çeksen bile güzel olur diyor. Dedim evet her şeyi bitirdi. Bir de mukbang kaldı. Ay. Şu keratinimi akşam kullanacağım. Şimdi şöyle eriğimizi kalalım. Güzel. Vallahi güzel. Güzel. Bu. Elma da güzel. Atıştırmalık. Ama erik daha güzel olur. Elma biraz ekşi gibi ama erik mükemmel. Güzel. Bir de yemeği düşünsek. Yemekte ne var? Öğrendim.
takip edemiyoruz ya Eren de. Ekşiyi yemesin. Al bakalım Maviş. Şimdi ben diyeceksin sudan niye geçirmedin? Anne Maviş yesin de. Anne, sudan Maviş geçirsem yiyor. Islanır. Ne yapıyorsun? Yesin. Koyar mısın yemeyeceksen? Koyar mısın Yaren? Elmayı biraz kalın şey yaptın mı daha tatlı. Tüm saç tipleri için uygundur diyor. Kullanacağız arkadaşlar. Ben bir çay keyfimi yapayım. Sonra yemeği düşüneyim sonra görüşürüz. Şimdi bunu bitirmeye kalkmasam ama güzel olmuş. Çay içene kadar düşünürüm dedim ama yok olmadı. Gene geldik. Bitirizin başına. Etli bir şey. Kemikli etli bir şey istemiyorum. Bunu dün zarifelere gittim de bak gene unuttum. Şunu mu koysam kız biraz? Aklıma bir şey geliyordu ama köfte yapmak için zamanım yok. Böyle şey istiyorum. Misket köfteleri var arkadaşlar. Ekşili köfte istiyorum ama bilemedim şimdi. Ay şunlara bak, şunlara Yaren getirmiş bir de dolaba koymuş. Ay neyse, bir tanrı misafiri gelir belki bunu seven de vardır belki ama ben pek sevemedim arkadaşlar, ne yalan söyleyeyim. Yani mavi yedim ama limonlu, acaba farklı mıdır da pek emin değilim. Bu da çikolatalı, pek emin değilim ama belki de gene bir tanrı misafiri gelir. Şimdi bakın burada benim berlineşlerim gelmiş. Ama ne fark ettim biliyor musunuz arkadaşlar? Böyle kutuda ikili berliner daha lezzetli. Bu şeyde sabah hani gösterdim, yedim ya. Diğer videom daydı, neydi? Şu yani. Şöyle göstereyim size. Şu berlinere göre arkadaşlar, böyle kutusuna göre bu daha lezzetli. Bunun hamuru böyle pamuk gibi. Bu biraz daha şey. Ama bu daha pahalı yani buna göre. Bunun tanesi A101'de 26 liraydı. Migros'ta ise 30 liraya geliyor tanesi bunun. Bununsa iki tanesi böyle 87 liraya geliyor. Ama tadında gerçekten fark var. Böyle bakın, bu pufidik pufidik. Bu ise öyle değil. Bunu bu dışarıda kalsam onu gene yeriz de bu şimdilik dolapta dursun bakalım. Şurada bir tane şeyimiz kalmış. Geçen kırmıştım ya, bir içeceklik buzum var. Şöyle yukarıya alalım. Hatta berlinerim de iki taneymiş. Allah'ım iki taneymiş kız. Ben ne yapacağım? Yemeği düşünüyorum da fasulye istemiyorum. Ispanak istemiyorum. Bu neymiş? Soğanlı kıyma. Balık da istemiyorum. Of anam of, ne kadar zor kız böyle. Şurada dondurma var ama bunu da diğer külahtaki olanı daha çok beğendim. Böyle açıkta olanı güzel değil fazla. Şöyle şeyim var. Buz değil de hamburger köftesi var. Onu da istemiyorum. Düşün bakalım. Yine de gönlüm ekşili köfte çorbasından yana ama şey bakayım. Kasapta böyle köfte hazır varsa, misket köftesi, onu yapalım. Bunu yarın yapayım. Neyse artık. Zarife ediyorum, bir ara yine gelin. Sabahtan akşama kadar durun. Bu da tamam dedi, bakarız ama şey, teyzemle bir kez daha konuşayım. Bakayım Göynük'ten ne zaman gelir ya da Göynük'ten direkt buraya gelir mi falan. Ben bir kasaba bakayım. Varsa ekşili çorba yapayım arkadaşlar. Böyle yoğurtlu güzel ekşili çorba olsun. Güzel olur yani diye düşündüm. İşte önce benim balkondan perliğini getirsene, çıktım da orada unuttum. Şimdi arkadaşlar sipariş verdim ama ne zaman gelir belli değil. Köfte.
Bugün o yüzden şey yapacağım. Şimdi dolaba bakayım dedim dışarıdakine ne var. Çünkü kayınvalidem lahana sarması vermişti ya, o var. Bir de birazcık böyle kabak var. Onları ben koyacağım. Ben kim gidecek ya? Neyi? Sipariş verdim annem. Ondan sonra nedir onları? Dedim ben bunlar bayağı duruyor ya, aradan çıksınlar. Şöyle tenceremi aldım. Biraz da yaprak koyacağım. En azından Mira da yoğurtla, en azından Mira'ya da şey, hem lahana sarmasından veririm hem şu şeyden veririm. Ben de yenilir artık ama şey yapacaktım ya biraz. Yaren! Yaren! Bir adet soğan da getirsene bana. Böyle şunu biraz açayım, içinden alayım. Hem lahana yiyiz. Hem de şey, çocuklar da yer yani. Yarın da güzel ekşili, erkenden ekşili çorba yaparım. Minnoşlarına. Şu kadarcık yaprak yeter. Hemen geri koyayım bir de. Şu dolap aslında uzun zaman duran şeyler var ya, onları böyle yavaş yavaş aradan elden çıkarmam lazım. Böyle... Terlik fark ettim de durum ne acıyor ya. Şurası sabah şey, bıçak şey yaptı da. Şurada önce birazcık şey var. Kesilmiş bu. Evet. Nedir onun adı? Elimde uzun süre olan şeyler var ya arkadaşlar, duran. Onları tüketmem lazım. Anneciğim. Ha. Ben bugün biraz şey yaptım da, kardeşini sen de şu yürütecinle biraz tutsana. Yürütecinde kardeşini biraz tutsana. Yürütecinde kardeşini biraz tutsana. Ben yemeği atana kadar. Bir de Mira'ya meyve suyu koyacağım arkadaşlar. Meyve suyu neyle koysam böyle çok koymak istiyorum da. En büyük tencere olarak da şu elimde var. Şahin arıyor. Bakalım ne diyor. Aradım da diyor, bakmadın. Ben de video çekerken arkadaşlar ses gelmiyor. Neyse mesaj atmıştı. Ben cevap verdim de onun üstüne aramış. Ben de görmemiştim. Neyse şimdi şöyle tenceremize erik, sonra birazcık kurutulmuş erik ve elma koydum. Şöyle baktım difrizde kocaman kutuda eriğim var. Dedim bunları bitireyim. Çünkü bunlar bayağı durduruyorlar. Diğer yaptığım poşetlerdeki daha yeni biliyorsunuz. O sebepten böyle dedim ki eski olanları, yani dolapta tam bir şey olmadı ama yine de önce olanları şey yapayım. Kullanayım gitsin. Şimdi şöyle soğanlı kavuruk hemen şeyleri koyacağım arkadaşlar. Bugünkü menümüz de böyle olsun. Yemek yapmayı seviyorum ama evde çocuklarla ben olduğum için de. Oy ben seni yerim, oy ben seni yerim, körpem benim. Ayağı takıldı, ayağı takıldı anneciğim. Ayağı takıldı. Hadi bakalım, hadi bakalım ablası. Ablasını yerim ben. Ablası ne güzel yürüyüşler yaptırıyormuş benim prensesime. Hadi, hadi bakalım, hadi. Aferin kızıma. Aferin, aferin. Aferin benim güzel kızlarım. Hadi annem benim, hadi. Çok güzel. Alkış. Aferin benim kızım. Yürütüyor teyzeleri, ablaları. Şey, hadi şöyle yemeği halledeyim de. Niye bu tarafa geldin? Hadi bakalım, hadi güzel güzel gezin bakalım. Yani evde tek olduğum için çocuklarda fazla bir şey maalesef. Benimle gelişin. Hadi biraz gezdir, ben yemeği halledeyim, sonra ben alacağım elimi. Hamsi koydum tavaya. Havuç da koysam mıydım ya? Öyle. Oo, teze. Yeni yeni, taze taze. Spatula var. Day day kızım, day day. Anne yardım et burada çabuk. Halı bir koydum da. Tamam, bir şey yok ama buradan şöyle çırpalayız. Hop, gel.
Day day day. Şunun önünü kaldıracağım kızım. Biraz önünü kaldır. Önünü kaldır öyle. Yavaş çık ama tamam. Ay ben seni yerim. Ay ben seni yerim. Ne güzel bitti. Ay çok güzel. Annem çok güzel. Hadi hadi bakalım. Hadi. Hadi 10 kere o koridorda o taraf, bu tarafa, o tarafa, bu tarafa yapsam bayağı da olur. Yarın bugün niye karanlık? Aferin size. Bugün diyorum niye karanlık? Ben şey yapmıştım ya arkadaşlar, ışıkları kapattım. Ondan olabilir mi acaba? Devam ki. Devam ki. Devam ki. Birazcık salça koysak mı? Hadi hadi. Annem de hadi şöyle böyle değiştireyim mi? 10 kere böyle bu koridoru gidip gelin. Ben size ödül vereceğim. Ne? Ödül vereceğim. Ne? Dondurma. Ben sana kulaklık aldım ya. Anne sen almadın bugün mesela. Hadi. Ödül ne? Hadi bakalım dondurma. Hadi. Hadi benim güzel kızlarım. Hadi salçamı alacağım. Ne? Bir şey. Yavaş yavaş. Yavaş. Yavaş kız yavaş. Yavaş kız yavaş. Tamam çek çek. Ay ben seni yerim. Ay ben seni yerim. Oy 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 oy. Güzel kızlarım benim. Güzel kızlarım benim. Dur anneciğim. Aslında halıyı keşke sermeseydik. Ama bu sefer de ayağa kayardı. Yok kaymaz. Yok annem kaya kaya. Ayağa kaya. Anneciğim bak burası sizli ya. Kayabilir. Ay ben seni yerim. Ne güzel görünüyor kız bu. Rabbim evladım da hayırlısını nasip etsin arkadaşlar. İnşallah şu marimden de güzel haber çıkar ya. Vallahi kafama bayağı bir takıldı. Güzel benim ya. Biz nasıl ki böyle evlatlarımız için ayağına taş değmesin, tırnağa acımasın diye işimiz gidiyor. Ha? Altını kıstık. Şeyleri diziyoruz. Hayır. Demire sürat ya. Demire sürat ya. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Hadi o şimdi bırakmak istiyor da bıraktırmasın ona. Hadi. Geliyor. Ay benim. Bakıyor. Oy, oy anneciğim. Bak ellerini tutsun öyle. Çok çekme ki bak kızın şey yapıyorsun. Hadi çevireyim mi? Akış. Çevireyim mi yani? Çevireyim mi? Akış yapıyoruz. Hadi 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 durmak yok hadi. Ama çocuk da oldu ya. Yorulmaz yorulmaz hadi. Tamam, şimdi bu tarafa. Şimdi ben bu tarafa gelsen. Dendiri dendiri dastana. Seneler girmiş boştana. Kol boştan zidan ayır. Yemeşiller hadi ayır. Hadi hadi hadi. Geliyor 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 geliyor. Geliyor geliyor geliyor. Vay hadi yere. Nasıl da gülüyor benim kızım. Evet. Halıyı mahvettik. Sen bizim yardımcımız olan. Yavaş. 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 Düşmeyiz. Hani düşmeyiz. Hani. Sen bizim yardımcımız olan. Ben ara ara böyle seslensem ben gelirim. O zaman ben şu yemeği halledeyim. Oy benim diyecek bizim. Oy benim diyecek bizim. Hadi. Hadi bakalım. Şunu da halledeyim ya. Hadi git. Yavaş. Kabak. En azından bu elimdekiler bitmiş olur. Halı gidiyor. Geliyor oğlum bekle. Şimdi suyunu koyacağım. Böyle mis gibi.
Sen buradan ekmeği yapayım. Yapabilir misin? Elini bırakmasın annen, düşmesin yere. Dikkat et kızım. Ben yapacağım şimdi, bekle. Bu lahana bir defa gene yaparım. Çünkü biraz daha var şöyle. Bunu bir kez daha yaparız. O yüzden kaldırayım. Dandiri dandiri dastana, dananan girmiş boş tane, kovboş tencit tanayır. Hadi gel. Böyle salona da gidebilirsin bak, böyle götür salona. Annem. Ne oldu? Ha, tamam önünü kaldır biraz, halıyı toplamaz, hadi gel. Ha öyle, hadi. Çok çekme çocuk, düşebilir. Şimdi bunun suyunu koyacağım ve altını açacağım arkadaşlar birazcık. Öyle çok açın. Anne koşuyor. Ama öyle koşturma. Koşturma, yapamaz öyle. Çok koşturma. Şimdi bunu birazdan zıp zıp bindireceğim. Tamam, önce bir yürüsün biraz da sonra zıp zıp. Şunu altını açalım. Yavaş. Yavaş hadi. Biraz salona götür. Salçası böyle. Kaldır, düştü mü? Anneciğim. Patatesim yok, yoksa patates de koyardım. Ama yok. Şunun ağzını, şunu da kapatalım da. Ben bir an da kapatalım. Bunu da kapatalım. Hadi geliyorum ben, hadi. Şunları geri götürmem lazım. Tam çözülmeden. Hayır 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 hayır. Yorulmak yok. Hayır annem, sonra hiç kalkmaz. Nasıl bakıyor Yaren, baksana. Sana nasıl bakıyor Yaren? Gördün mü sana nasıl bakıyordu? Mira? Mira yordum abla seni, Mira. Çok mu yoruldun Mira? Hı? Mira çok mu yoruldun prensesim benim? Alkış. Alkış. Ay 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 ay. Anne. Ha. Annem önce şu bira iki tane daha götür de. Ders kaldı. Bu derse geçeceğiz. Evet. Şimdi birazdan ablası bu derse geçirecek. Teyze nereye ablaları ya? Fizik hocası bulamıyorsak bizim kızımız yapıyor. Gel önüm, gel. Tut 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 yere bir şey demir önüne koy, çek biraz. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Sen bunu bekleyecek misin bununla gelince? Tamam hadi bekle. Tut. Tut, korkma korkma. Tut hadi. Hadi. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Oy 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 oy. Yavaşın. Halıyı, yolluğu kaldırdım. Böyle rahat rahat gitsinler. Haydi. Hayır hayır. Şurayı tutun bakalım. Şurayı tut. Hah, sırtını dik tut. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım benim güzel kızlarım. Yaren, Miram. Miram öyle yapma. Bak böyle tut, böyle böyle. Böyle tut, böyle. Hadi. Hadi ablası, hadi. Hadi ablası, hadi. Ha gayret, ha gayret. Ha gayret. Canım benim. Hadi son. Onu al şimdi, zıp zıp da yap. Tamam. Birazcık yoruldu ya. Yapma öyle kızım. Ama yapma. Mira gel. Gel. Gel canım. Gel. 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 Gel korkma. Gel bebeğim gel. Gel bebeğim benim gel. Gel bana gel. Gel gel gel. Gel, gel hadi. Yaren elini tutsana şu elini. Götürelim biraz. Gel, gel. Gel. Day, 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 day. Elini şöyle yapalım, elini çıkarmayalım. Gel, 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 gel. Gel. Hadi annem. Hadi. Ben yaparım, korkma. Ne kadar üşengeçsin. Anne, anne yapma sen çocuk. Ha. Çocuk biraz ağır. Tamam hadi. Bırak onu. Tamam hadi. Bırak onu. Ay. Evet.
Pilates topuna burada yok. Bu pilates topuna halının üstüne. Getir. Getir. Pilates topuna burada. Hadi Mira. Mira gel. Mira. Mira. Pilates topuna. Dur biraz ayaklansana anneciğim. Sonra pilates topuna. Tamam şimdi yoruldu ya biraz. Tamam bebeğim benim. Mira Yaren'im. Yaren'im. Beni dinliyor musun? Biraz biraz. Tamam biraz yoruldu ya şimdi bekle. Şimdi şöyle kız ben buna tuz hiç atmadım. Tuzu vardır muhakkak ama yine de böyle su koyduk ya. Çeksin. Uy. Bunu oraya kapatıyorum ya. Tövbe. Tövbeler olsun. Neden yaptın öyle ya? Kızım vallahi unuttum. Ne yapayım anneciğim? Burada da minnoşumun meyve suyu olsun. Sattı. Ben şunları götüreyim de anneciğim. Sattı. Bak gidiyor gidiyor. Pilates topuna gidiyor. Bak bak bak. Ana koy. Ne? Kameraya koyacağız. Siparişlerim geldi. Şöyle 15'li yumurta. 1 kilo salkım domates aldım. 47 lira. 280 liradan 189 liraya düşmüş. Pınar'ın kahvaltı post peyniri. Yani bende dilimli olan vardı ama bu da indirime düşmüş. Ben dedim alayım. Tost falan yaparız. Sonra şöyle şey aldım. Pirinç pirzola 750 gram. Sonra şöyle Namet'in dana misket köfte ama bu sanırım kızartılmış. Buna bir yarın bakacağız. Bu da uzman kasap dana misket köfte. Bunlar pişmemiş. Şöyle bunu yarın çorba yaparız. Tabii gönül ister kendin yapasın şeyini ama yapacağız da zaten. Şöyle labne indirimdeydi. Ben de şöyle 3 tane aldım. Bir tane büyük alacaktım. Dedim büyük alıyorsun tüketemiyoruz. Küfleniyor. Şöyle küçük küçük 3 tane olsun. 136 lira mıydı neydi? Bir tane şöyle canım çekti. O buz küpü vardı ya. Onunla şimdi soğuk içerim diye. Başla. Anneciğim bardaklarımızı da içelim. Ondan sonra şöyle bir tane ekmeğim. Şurada birkaç dilim var ama bir tane de yine Karadeniz tabağı. Ekmek güzel çok seviyorum. Bir tane daha aldım. Bir de evimde hiç patates yoktu. 2 kilo da patates aldım arkadaşlar. Ve iki tane de şurada herhalde sonra bakalım. Abant'ın iki tane suyu var arkadaşlar. Suyum yoktu evde. Evet. Görmüş olduğunuz alışverişe 1100 lira para ödedim. Yani görüyorsunuz değil mi? Yani o kadar çok çok da bir şey de yok ama 1200 lira. Şimdi yarın şu yani ikisinden birini deneyeceğim arkadaşlar. Bu ne oluyor? Pişmiş ürün diyor. Isıt ye. Bu pişmiş. O yüzden bunu hemen yarın tüketmem gerekiyor. Yarın yapacağım bu parasını. Bunu da en kısa zamanda şey yapacağız inşallah. Normalde böyle paketli kıyma zaten böyle 1000'den falan filan. Hiç ama kıyma özellikle almıyorum ama. Normalde böyle paketli kıyma falan alan bir insan değilim. Sevmiyorum da. Bilmiyorum bana. Yani muhakkak alan vardır ama. Böyle kıyması çok pembe oluyor ya arkadaşlar. O biraz beni rahatsız ediyor. O sebepten dolayı da bilemedim. Şöyle bunları koyalım. Yarın inşallah o ekşili köftemi yaparım. Bakın o gelene kadar benim yemeğim neredeyse oldu. Şuna bir tane patates koyayım ve atayım yanına. Şunu da alayım koyayım. Şöyle bakalım yarın deneyelim köftemizi. Şurada bakın bir adet yumurtamız vardı. O yüzden yumurta aldım da 15'li. Ay dolabı da açık bıraktım. Bayağı da iri iri yumurtalarmış. Hemen koyayım dolabı kapatayım ki. Hani dolabı kapasını kapatsana kapısını. Açık kalmasın. Kapının önünde çöplerim var. Şahin bugün Antalya'ya gitmiş. Hatta Antalya'dan şu an dönüyormuş. O yüzden
Dün bana söylemişti Antalya'ya gideceğini. Valla aklımdan o kadar her şey çıkıyor. Az önce dedim ki ne yapıyorsun, neredesin, Lüksel diyor demiştim ya dün Antalya'ya gideceğim. Antalya'ya mı dedim, böyle evet diyor. Şaşırdım yani, düşünün. Neyse şimdi ne yapalım? Bir tane patates ekleyelim arkadaşlar. Ondan sonra ne yapıyor Mira kuş? Pilates topuyla mı oynuyor? Pilates. Ben Migros'un patateslerini çok beğeniyorum arkadaşlar. Ve pazara göre daha da uygun ve en azından pazardan yüklenip gelmiyorsun. Yani biliyorsunuz. Ama kabın bozulmuş. Hayır annem bozulmuş. Evet bozulmuş zaten. Hayır sert öyle gözüküyor, bozulmamış annem. Çok da sert güzel duruyor. Ondan sonra hani en azından mesela konserve konserve yapacağım zaman da 15 liradan pazardan şey alıyordum ya, domates. Ya az önce bir baktım salçalık böyle iri iri, hani benim aldığım domatesler pazarda en uygunu, bazı yerlerde 20 lira, bazı yerlerde 15 lira. 9 liradan bir sürü var. O gün Migros'tan sadece domates sipariş veririm ve kapya biber sipariş veririm. Mesela işte 10 kilo falan domates ve kapya biberli böyle sos falan yaparım. Yani pazara göre daha da uygun arkadaşlar. O yüzden mesela diyorum Allah Allah niye Migros'tan akın akın şey domates alıyorlar. Meğersem insanların bir bildiği vardır böyle bir şey yaptıklarına göre. Ay, şunu da kapattım da az önce. Bir bildikleri varmış. Patatesini şöyle üçe bölüp patates de olsun yani içinde diye. Suyunu çok mu koyduk ya? Allah suyunu sanki çok koyduk gibi. Neyse hiç olmaz. Şimdi işte Şahin bugün eve gün içerisinde uğramadığı için çöplerim birikti. Zaten kapının önünde hepsi. Onları bir yere götüreyim, atayım. Patatesleri şimdi yerine şey yapayım. Şuradan bir tane şunu bir içeyim ya. Buzul vardı ya. Nereye koyduk biz onu? Aha da buraya koyduk. Bir tane kalmış ama bundan yine yapacağım. Böyle nane falan bir şeyler koyacağım. Güzel oluyor mesela. Şöyle koyuyorsun. Şurada elimi kesmese bari. Tamam. Bu kalıp biraz büyük ya ama gerçi büyük bardaklara iyi oluyor. Şöyle koyuyorum. Hatta bunu böyle kırsak daha iyi olur. Böyle, ay bak dolaba çıkaldı. Meyve suyumuz kaynamaya başladı. Ay bakar mısınız? Şu ses var ya. Bunu gazozla da güzel oluyor da. Şöyle orman meyveli çiçekli. Biliyorsunuz ben orman meyveli meyveleri daha çok severim. Sütüm vardı, süt almadım. Yoğurdum da vardı. Şahin geçeyim. Şey yapmıştım. Şunları da dolduralım. Şahin geçen kocaman. Hayır geçen şuraya buz attım da arkadaşlar. Böyle beyaz oldu ya. Kocaman 3 kiloluk yoğurt almıştı. O yüzden yoğurt almadım. Mira! Mira! Niye ayaklarını dövüyorsun? Şunları mesela yüklenip gelecektim. Şahin'e söyleyeyim bir arada küçük sular getir. Küçük sular da iyi oluyor böyle dişler falan çıkarken. Havalar zaten biraz serinlesin. Ben soğuk su içmekten yana değilim. Ama şu an gerçekten sıcak su da içilmiyor arkadaşlar. O derece yani. Farkında mısınız? Hülya'la gittikten sonra
fark ettiniz mi bilmiyorum ama Feride hiç soğuk kahve içmedi. Allah. Hadi bakalım şunu bir içeyim de arkadaşlar. Sonra yavaş yavaş pişsin. Ben de şu güzelim içeceğimi içeyim. Sonra diğerlerde görüşürüz. Hani video hazırladım. Böyle işte Yaren yürütüyordu. Onu Instagram'da olanlar gördüler de buraya da koyarım şimdi. O beni mahvetti ya. Vallahi mahvetti. Kurban olduğum Rabbim, ömürlerin sonuna kadar böyle birbirine bağlı kardeşliği olur. Yani küçücük bir bedeniyle o kadar vicdana, merhamete sahip olması. Yaren'e baktığımda kimi görüyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Yaren'e baktığımda kendi ablamı görüyorum. Gerçekten onun gibi merhameti, vicdanı aynı onun gibi. İşte o video beni şu an mahvetti var ya, öyle görmek, böyle küçücük yaşıyla, işte daha 6 yaşında ama bu kadar fedakarlık yapması, bu kadar içten ilgilenmesi birazcık duygusallaştırdı. Neyse, ablamın dediği gibi bunların hepsi unutulacak. Bunların hepsi geçecek. Geçici bir durum. Tabii bir anne olarak böyle bir şey gördüğün zaman şey yapamıyorsun. Normal YouTube'a video çekiyordum. Hiç böyle şeyim yoktu. Böyle gayet normal, sakin bir şekilde çektim ama Instagram'a işte o Reels olarak çektiğim bir de telefon kendisi müziği ayarladı biliyor musunuz? Ben mesela sadece işte parçaları birleştirdim ve kardeş müziği kendisi birleştirdi ve oradaki sözleri de zaten şey oldu, tuzu biberi oldu. Ay, neyse. Birkaç gündür ağlamamıştım da onun şeyi çıktı. Ablama bunu çektim, diyor ki bak diyor bu çok güzel ve şu an çok iyi gelirdi bana. Dedim sen yeter ki gel, ben senin için her şeyden, her o kadar yaparım koyarım ki yeter ki gel. Yine çalıştı bizimki. Mira çalıştı. Ay ne oldu prenses, niye geldin? Öyle de hızla geliyor ki, jet hızıyla. Şimdi yemeği neredeyse kapatsak da olur. Patatese bakalım. Oo, patatesler de pişmiş arkadaşlar. Böyle hepsi pişmiş. Şimdi ben Mira'ya kabak vereceğim. Yani kabak da vereceğim. Yapraklarını böyle yoğurtla güzelce yesin. Bu da. Mira'nın kompostosu. Komposto mu diyorlar? Şöyle bakayım. Şekerini daha koymadım. Buna da şimdi şeker atarız arkadaşlarım. Niye geldin ki sen şimdi? Niye geldin? Bakın böyle o kuruttuğum erikten de var. Normal zaten o kurutulmuş erikle bu. İkisi aynıydı. Bir de elma var. Buna şimdi şeker katarız. Miroşum'un meyve suyu hazır. Olur teyzeleri. Ay durmadı. Bu da deli danalar gibi ne geziyor? Ne geziyorsun? Buraya şeyin Nuray ablam dediği gibi yolluğu buraya serme, Mira her gün burada şey yapsın. Evet, dediği çok çok mantıklı ve yani mantıklı. Çünkü güzel bu kız ya, sen ne güzel gezdin öyle. Sen ne güzel öyle gülücükler saçtın orada. Seni teyzoşlar çok 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 kalp bırakmışlar orada. Benim küçük sincapım demişler. Ya. Ha? Ponçikim benim. Ne yapıyorsunuz? Düzgün ol. Düzgün elbiseni indir. Anne oynuyordu benimle. Hı?
Ne yapıyorsunuz siz? Ne yapıyorsunuz? Yemeklerini yediler. Ne? Bak ne? Hadi yapsana bir daha yere. Ne? Ne? Ne yapıyor Şişen? Ablanın saçını mı yalıyorsun? Ne yapıyor? Bak 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 bak. Ne? Yaren bağırma. Mira yolma, yolma Mira. Mira yolma. Yolma. Ablanın saçı yolunmaz. Ne? Öyle yapma annem. Anne oynuyoruz. Ne? 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 Ben sizi yiyeceğim ya. Yiyeceğim ben sizi. Bak 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 bak. Ne yapıyor Miram seninle abla? Mira. 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 Bir tane yap şey lahana, iki tane de kabak yoğurtla yedi. Yaren kabak yedi. Ben de bütün yaprak sarmalarımı yedim. Anne işi. Bak 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 bak. Tabii bakalım ne yapacak ya. Yaren düzgün ot ya. Elbiseni düzelt. Elbiseni düzeltir misin? Ne yapıyorsunuz kız? Mira, Mira. Mira, kızım sen burayı ısırdın mı Yaren? Doğru söyle. Yok ya, ısırmadım ya. Isırdın mı? Doğru söyle. Yok, ısırmadım. O beni ısırmaya çalışıyor. Baksana. Alkış. Mira, alkış. Mira alkış. Anne. Sıçan dişlim kimi yakalarsa onu ısırıyor. Anne Mira'ya tasma takarsak olur mu? Yaren denlenme tasma kızım. Takalım. Köpek midir de tasma takalım annem. Uy ben seni yiyeyim. Abla saçmalama o saçını başını yolarım. Sen var ya sen iyi delir oldun. Sen ne diyorsun bana? Sen ne diyorsun bana? Alkış kızım. Ay oy. Tuttum ay Allah'ım. Oy. Evimiz temiz. Çocuklarımın karnı tok. Oh mis tane olsun. Bir tane Türk kahvesini hak ettik gibime geliyor. Saat 7. Şimdi mutfağı bir toparlayayım. Bulaşık makinesini çalıştırayım. Halı kururdu. Süpürüp getirip halımı da sereceğim. Bu kadar. Başka da bir işimiz şükür bugünlük yok. Mira'nın meyve suyunu da kapattım. Şekerini falan koydum. Şöyle mis gibi. Yaren ne oluyor? Yaren ne oluyor? Ne oluyor? Seni bir götürelim. Götürelim arkadaşlar. Yaren televizyonu izlemiyorsanız kapatın annem. Hadi konuştur onu biraz. Konuştursa onu Yaren konuştur. Ay şu aynaya da korkuyorum dokunma. Neyse burası artık bayağı bir serin olmuş. Klimayı artık kapatsak da olur. Allah'ım gökyüzünün güzelliğine bakar mısınız? Şu görüntüye bakın ya. Şuna bakın. Çok güzel değil mi? Bayıldım. Tatlış. O güneşimiz battı. Artık mesela saat 6-7 gibi arkadaşlar şey oluyordu. Bu oda çok güneş alıyordu. Artık öyle bir şey kalmadı biliyor musunuz? Çünkü
bugün kısalmaya başladı. Normalde böyle uzuyordu. Bunu at, şunu alsana. Güneş dönüyordu. Halım kurumuştur şimdi. Dönüyordu ve saat 6 gibi bu oda güneş görüyordu full. Ama şu an geceler uzandığı için, yani kışa doğru gittiğimiz için geceler uzuyor ve günler kısaldığı için suyu açmışlar ama şuralar görmüşler. Şu benim yeni diktiğim fesleğenler görünmüş. O yüzden de artık görünmüyor burası arkadaşlar. Hadi Yaren, şunu da böyle bir şey yapayım da kaldırayım, az önce yürütüyordu. Ay Jiran'ın güzelliğine. Böyle de bildiğiniz gibi. En sonunda elimizle daldık arkadaşlarım. Vallahi ev büyük, yoksa bütün evi böyle elle silerdim. Küçük evdeyken Tekirova'da hep böyle elimle silerdim. Ev küçüktü ya. Şimdi 200 metrekare nerede? 50 metrekare nerede? Neyse, sağlık olsun. Elimizin gücümüzün yettiği yeri elle sileriz. Yetmediği yerde kendimize eninde sonunda bir villada buluruz. Şimdi çok şükür mutfağım tamam. Buzdolabını bile hallettim arkadaşlar. Şimdi yerler kurusun diye şey yapmıyorum. Yukarı gidip halısını getireceğim. Suları oraya koydum çünkü bulaşık makinesini çalıştırdım. Orası ısınıyor. Miram'ın meyve sularını da doldurdum. Ha kızım, oraya girme sakın. Bak daha iyi kurusun, tamam mı? Koy oraya, koy. Koy oraya. Sen giremezsin. Annem, ben giremem. Sen giremiyorsan ben de giremem demek ki. Hayır, yer kurusun. Gideyim halısını getireyim. Mutfağımızda işimiz bitti. Bakar mısınız? Süpürdüğüm halde sildikçe böyle pislikler gene çıkıyor ya. Neyse. Şimdi buranın düşünüyorum. Yolluğunu sersem mi sermesem mi? Böyle birkaç gün sermeyeyim diye düşündüm. En azından Mira'yı böyle her gün yürütürüz arkadaşlarım. Daha rahat oluyor çünkü halıda kayıyor. Minnoş'u şimdi ben yıkayacağım, teyzeleri. Bidi bidi yapacağız değil mi seninle? Evet. Sen de tabii ki de. Şimdi dur hele anneciğim, çekil. Yukarıya gideyim, halısını getireyim, sereyim. Ben gelene kadar kurur. Ha? Tabii ki de. Ondan sonra şuraya bakın. Çöplerim, hepsini götürüp atacağım. Kalmasın Şahin gelene kadar, kediler bunu paramparça eder. Anneciğim şurada pislikler var. Gez, gitme salona. Hadi bakalım halımızı getirin de. Yo, niye vereyim sana telefonu? Vallahi vermeyeceğim. Tövbe ya Rabbim. Niye veriyormuşum ben sana telefonu? Şu şeyini götürsene Miran'ın, yürütecini yerine. Ay, klimalar kapalı değil mi? Oranın kliması kapalı mı? Yok. Neden peki cam açık? Sen açık. Allah'ım, ben sana dedim klimaları kapat o zaman. Rüzgar var ama sıcak esiyor. Neyse, gece yatarken açarız şimdi. Şey yapmasın. Yarın da şeyim olursa şu koltukları bir silerim arkadaşlar. Gideyim. Getirelim bakalım. İnşallah kurumuştur. Ya. Halıyı almaya geldim. Allah'ım. Yaren, o kadar şanslısın ki. Şu odada yatarken mis gibi esiyor. Yemin olsun. Ay ne kadar güzel esiyor. Ne kadar güzel esiyor. Ben şu koydum tavaya, başladı. Tövbe ya, ben ne diyorum. Başladı oynamaya. Sonra... Ya ne güzel esiyor kız burası. Benim odam bu kadar esmiyor biliyor musunuz? Hatta geldim böyle 5-10 dakikada uzandım yatağında. Evet, bir çalışacağız biraz. Diğer hamsi ne yapıyor? Diğer hamsi ne yapıyor? Sesi geliyor, ağlıyor ağlıyor. Ya bu nasıl bir getirmek? Hamsi koydum tavaya. Dedim, aa, canımı kıracaktım kız. Oy ben seni yerim. Tam teni tam teni tas ta. Birazdan bici biciler olacak. Bici biciler olacak. Hadi bakalım Feride. Masayı çıkarsaydın keşke. Oy. Bakın meyve sularına benim güzel kızımın. 3 tane oldu.
mis gibi derledik topladık da siz niye yamuk duruyorsunuz benim güzel canlarım? Yamuk duruyorsunuz. Şu çöpleri götürüp atsam. Ondan sonra çocuklarımı yıkasam. Mis gibi düşsem, uyusam nasıl olur acaba? Mis gibi olur. Kafamızı da serdiğimize göre sizlerle de vedalaşabiliriz arkadaşlarım. Kendinize çok çok iyi bakın. Yarın vlogda inşallah görüşürüz. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Bizi takip etmeyi unutmayın. Bye bye.